Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada Avatar 7.20 dolar. Modern Warfare 2'nin fiyatı çıktığında 59.99 dolardı. 13.01.2010 tarihi itibariyle dünya çapında biri Avatar 1.37 milyar dolar kazanırken aynı şekilde Modern Warfare 2 1 milyar dolar kazandı. Avatar'ın 230 milyon dolar bütçesi varken aynı şekilde Modern Warfare'ın 50 milyon dolar bütçesi vardı. Reklam bütçesi olarak arkadaşlar Avatar'a 150 milyon dolarlık bir reklam bütçesi. Call of Duty'ye 200 milyon dolarlık bir reklam bütçesi yapıldı. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 990 milyon ve 750 milyonluk hasılatları burada görebiliyoruz. Şimdi milyar dolarlık ciroları olan bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektör birçok ülkede yıldız sektör olarak destekleniyor. Başta Kore olmak üzere. Çok büyük yatırımlar yapılıyor özellikle devlet tarafından. Peki sektörde durum nedir? Neler yapılır? Nasıl oluyor bir oyun yapmak? Buna bakmadan önce size biraz oyun sektöründen bir oyun yapmak ne demektir? Ondan bahsetmek istiyorum. Burada konumuz bugün arkadaşlar PC oyunculuğu. PC oyunculuğundan konuşacağız. O yüzden mesela şu anda dünyanın en çok oynanan oyunlarından birinin daha istatistiklerini vermek istiyorum. Bu infografiğin yayınlandığı tarih itibariyle arkadaşlar League of Legends'da 70 milyon kayıtlı kullanıcı vardı. Şimdi 70 milyon kayıtlı bir oyun, 70 milyon kayıtlı kullanıcısı olan bir oyun. Nasıl yapılıyor? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar biz oyun geliştirme süreçlerini bu şekilde inceleyebiliyoruz. Normalde temel olarak oyun geliştirme süreci neredeyse bütün oyunlarda bu böyledir. Oyun geliştirme süreci bu şekilde yapılır. Temel olarak arkadaşlar bir fikrin ortaya atılması, yapım zamanının ve bütçesinin belirlenmesi ile fikir başlar, proje süreci başlar. Bu proje sürecinden sonra fikir üzerine arkadaşlar konsept tasarım süreci dediğimiz yani pre-production, ön yapım sürecinde konsept tasarım sürecinin yapıldığı süreç gelir. Bu konsept yapım sürecinde arkadaşlar belirlenmiş konsept üzerinde bir senaryo gerçekleştirilir. Örnek olarak akılda kalıcı olması açısından sizlere bir senaryo göstermek istiyorum. Bu bizim bir oyun yaptığımız için, onun için basit bir senaryo. Tabii ki bu senaryo arkadaşlar tarihi bir oyunun senaryosu. İlk başta arkadaşlar oyunun senaryosu detaylı bir şekilde ele alınarak incelenir. Ve bu olaydan senaryoda geçen şahıslar, ortamlar ve binalar tespit edilir. Bu tespit edilen öğeler arkadaşlar konsept olarak tasarım sürecine tabi tutular ve karakter binaların, araçların ve karakterlerin konsept tasarımları yazılmaya başlanır. Bunlara özellikler kazandırılır, belli detaylandırmalar yapılır. Bunlardan da ileriki süreçte daha detaylı olarak bahsedeceğiz. Ve bu kapsamda bir oyun tasarım dokümanı hazırlanır. Bu oyun tasarım dokümanında arkadaşlar oyunun nasıl olacağı, hangi kontrollerle yapılacağı, içinde ne tür karakterler kullanacağı, hangi platformlarına çıkaracağı, ne kadar tutun çok geniş bir bilgi vardır ve tüm oyun geliştirme süreci içinde bizim temel kaynağımızdır. Bunun temel hazırlanma sebebi arkadaşlar şu. Oyuna diyorum, projeye bir başka kişi dahil olduğu zaman rahatça
bu dokümanı okuyarak sürece adapte olması adımıdır. Bunun diğer tarafında bu game design dokümanından dediğim gibi oyunun kontrolleri nasıl olacak, karakterler nasıl yönlendirecek, binalar nasıl modellenecek gibi temel unsurların olduğu daha teknik ve gelişmiş bir versiyon olan teknik tasarım dokümanı hazırlanır ve projenin temel sistemleri hazır olur. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar elimizde karakterlerin temel olarak konsept tasarımının olduğu bir süreç vardır. Bu süreçler şu şekilde gelişir. Bu konsept tasarımcılar, konsept tasarımlar modelcilerin ve animatörlerin önüne giderler. Animatörler ve modelciler bizlere arkadaşlar modelleme ve animasyon dosyalarını hazırlarlar. Ve bu animasyon ve modelleme dosyalarıyla biz yazılım geliştirici olarak sürecimizi başlatırız. Tabii ki animasyon, modelciler ve sesçiler bu süreci geliştirirken biz bu süreçte boş durmayız. Neler yaparız arkadaşlar? Hangi motoru kullanacağız? Bunu hangi motorla kullanmamız uygundur? Farz misal çok yenilikçi bir özellik isteniyorsa, gerekirse motorun yazımına kadar giden bir süreç bu süreçte birlikte paralel olarak ilerler. Ve daha sonrasında motor seçimi yapıldıktan sonra geliştirme sürecine başlanır. Geliştirme süreci de modelcilerden ve animatörlerden gelen materyallerle birlikte oyun süreci hazırlanır ve ekip içinde testlere, daha sonra alfa ve beta testlere ekip içinde bunlar başlanır. Temel olarak süreç böyle. Tabii ki bu süreci daha detaylı olarak hep beraber inceleyeceğiz. Masa üstüne bileyim. Şimdi bunlardan niye bahsettim? Bunlardan temel olarak bahsetmemin temel sebebi şuydu arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi oyun süreci anlattıklarım ve anlatmadıklarımla birlikte birçok farklı disiplinden oluşan bir süreç. Yani kimsenin evet ben tek başına bir oyun yapacağım demesi bu ihtimalle çok zor. Bu süreçte birçok kişi görev alıyor. Proje yöneticisinden tutun, işte pazarlama ve teknik destek uzmanına kadar arada birçok farklı kişi var, birçok farklı pozisyon var. Ve bu pozisyonlar Avrupa'da ve dünyada ve Türkiye'de ne durumda? Biraz bunlardan bahsetmek için kısaca bunlara değindim. Şimdi arkadaşlar şurada bizim sektörümüzün önemli yayınlarından biri olan Game Career Guide'ın 2013 yılında yaptığım sektördeki maaş anketi var. Bu maaş anketi Avrupa ve Amerika'da yapılmış bir maaş anketi. Arkadaşlar, oyun sektöründe görev alan bir programcının aldığı aylık maaş, bakın 3 yıldan az bir tecrübesi varsa, aldığı aylık maaş $72,000 maaş alıyor. Şimdi tabi yukarıda sorularda baktığımda oyun sektörüne Taner Hacıoğlu sormuşlar. Oyun sektörüne giriş yapabilmek için ne gibi yetenek veya bilgi birikimi gerekiyor demişler. Hangi teknik ve teknolojileri öğrenmeliyiz demişler. Bu buraya gelmişken kısaca buna cevap vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar az önce de bahsettiğim üzere oyun sektörü çok fazla multidisiplin bir sektör. Bu sektörde birçok farklı anlamda görev yapabilirsiniz. Öncelikle siz oyun sektöründe hangi pozisyonda uzmanlaşacağınıza karar vermeniz gerekiyor. Ki programcı olmak istiyorum dediğinize dahi karşınıza birçok farklı alanlar çıkıyor. Nedir bu alanlar? Örnek vermek gerekirse. Arkadaşlar bu alanlar gameplay yani oynanış programcısı dediğimiz programcılar.
her işi belli bir düzeyde bilen general programmer dediklerimiz, genel programcılar, yapay zeka programcısı dediğimiz programcılar, network programcısı dediğimiz programcılar, sistem programcısı dediğimiz programcılar olmak üzere birçok farklı alana ayrılıyor. Tabii ki programcı olmak istediğinizde temel olarak sizden uzman derecede bir programlama dili bilmeniz bekleniyor. Oyun sektöründeki en çok kullanılan dillerden birisi arkadaşlar C++ ve scripting dili olarak da Lua tercih ediliyor. Eğer oyun sektörünün içinde yer almak isterseniz, bir programcı olarak yer almak isterseniz, size programı C++ ve Lua'yı tavsiye edeceğim. Fakat modelci olarak almak isterseniz tabii ki birçok farklı modelleme aracı var. Bunlar işte Max, Lightwave ve Maya olarak. Şirketinizin istekleri doğrultusunda bunları öğrenebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla Max bu alanda çok tercih edilen bir yazılım. Lightwave'in de çok fazla sektörde gelişmeye devam ettiğini görüyoruz. Bir eksik var. Personel açığı var. Bu personel açığı her gün gittikçe daha büyüyor. Her gün daha çok insan gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Tabii siz de bu sektör içinde yer alabilir misiniz? Evet, alabilirsiniz. Tabii bu konuda kendinizi geliştirmeniz çok mühim. Türkiye oyun sektörü bu alanda yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Şu anda Türkiye'de kullanılan en yaygın oyun motorlarından birisi arkadaşlar Unity 3D. Türkiye'de tabii oyun oynamakta konusunda çok ilerideyiz, fakat oyun geliştirme süreçleri Türkiye'de bu kadar hızlı ilerlemiyor maalesef. Kısaca Türkiye'ye de bakalım. Burada arkadaşlar Türkiye'ye ait 2012 yılının bir infografiği var. Şöyle baktığımızda siz de göreceksiniz. Arkadaşlar, bulanık oluyor. Şöyle yapalım. Daha iyi anlaşılacaktır. Türkiye'de arkadaşlar, Türkiye'nin toplam nüfusu 78.800.000 2012 yılı itibariyle. Türkiye'de 30.300.000 aktif internet kullanıcısı var 16-50 yaş aralığında. Aktif oyuncu sayıları arkadaşlar 21.800.000 ve oyunlara para harcayan oyuncu sayısı arkadaşlar 11.400.000 olarak karşımıza çıkıyor. Tabii buradaki önemli bir faktör arkadaşlar, oyuncuların %52'sinin oyunlara para ödemesi oyun geliştiricilerin, tüm dünya oyun sektörünün dikkatlerini Türkiye'ye çekiyor. Şurada nerelerde oyunlara para harcadığımızı görürsek, şurada küçük bir dağılım var. Şuraya bakarsanız. Arkadaşlar bugün en çok parayı %24 ile konsollara harcıyoruz. %21 ile bu parayı arkadaşlar devasa online oyunlara harcıyoruz. PC, Mac kutulu %12, Steam gibi platformlarda arkadaşlar %15 gibi bir oran var. 2012 yılında yaklaşık 400-500 milyon dolar aralığında bir harcama yapıldığı tahmin ediliyor. Arkadaşlar, günlük toplam 39 milyon saat oyunlarda zaman harcıyoruz. Türk oyuncuları olarak. Bunu belirtmekte fayda var. Bu zamanın en çoğunu Facebook gibi sosyal platformlarda harcıyoruz ve bu harcama oranımız %23. PC, Mac gibi platformlar %22 ile sosyal ağları takip ediyor. Mobil araçlar, cep telefonlarımız, tablet bilgisayarımız, akıllı telefonlarımız ve gündelik oyun siteleri arkadaşlar %15 ile devam ediyor. Devasa online oyunlar, işte World of Warcraft gibi, Knight Online gibi
oyunlarda %13 ile bu süreci takip ediyor. %12 ile de bu süreci arkadaşlar konsol oyunları takip ediyor. Biz Türk oyuncusu olarak arkadaşlar birçok farklı platformda oyun oynuyoruz. Türkiye'de her oyuncuya yaklaşık 4.1 oyun platformu düşüyor. Yani aynı anda 4 farklı platformda oyun oynuyoruz. Bunlar yine %78 ile en çok sosyal ağlar, %74 ile günlük oyun siteleri, %69'a da mobil araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Türkiye'de malumunuz oyunlar çok pahalı. Çok pahalı olduğu için Türkiye'de alım gücünün diğer Avrupa ülkelerine göre düşük olmasından dolayı tutan farklı bir model var. Biz buna virtual items yani oyun içi itemler diyoruz arkadaşlar. Nasıl? Temel olarak mantık nasıl çalışıyor? Örnek olarak birçoğunuz League of Legends oynamışsınızdır ve en azından duymuşsunuzdur. Burada arkadaşlar oyun içinde işte şapkalar, kıyafetler satmak ya da işte Knight Online gibi oyunlarda oyun içinde kılıçlar satmak gibi. Temel olarak itemları görebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Burada arkadaşlar Hollanda, Almanya, Belçika, İtalya, Türkiye, Rusya gibi oyunların içinde bulunduğu bütün Avrupa'nın market değerleri var 2010'un itibariyle milyon dolar olarak. Burada arkadaşlar mavi olanlar 10 milyon doları geçerler. Bakın Türkiye oyun içi item satışlarında 50 milyon dolarla birçok Avrupa ülkesini ve birçok önemli Avrupa ülkesini geride bıraktığını görebilirsiniz. Şimdi şöyle bir kısa bilgi verdim. Birçok da bir şeyi kaçırmış ya da anlamamış olabilirsiniz. Cızırtı olduğu söyleniyor. Bundan sonraki süreci arkadaşlar, bundan sonraki bir 10 dakikalık süreci sizin sorularınıza cevap vererek devam etmek istiyorum. Daha sonrasında Unity ile işin biraz daha teknik tarafına girip, ilk başta anlattığım oyun geliştirme sürecini daha da detaylandırıp, bu şekilde etkinliğe devam etmek istiyorum. Kimseye burada 1 veya 1,5 saatte oyun programcılığını öğretmem mümkün değil. O yüzden size en faydalı şekilde yardımcı olmak istiyorum. Sorularınızı ben bu süreçte, 10 dakikalık süreçte cevaplamaya çalışacağım. Şöyle sorulara bakıyorum. Ümit Yıldız sormuşlar. Daha doğrusu bir tavsiyede, bir öneride bulunmuşlar. Hocam merhaba, Unity 3D dersleri seri olarak gelse süper olur. Sadece bu oturumluk kalmasın. Tabii buna Microsoft tarafında söyleme yetkim yok. Buna Microsoft adına bir cevap verme yetkim yok. Fakat şöyle cevap verebilirim. Arkadaşlar, biz Türkiye Oyun Geliştirici Öğrenciler Grubu olarak her yıl yaklaşık 14 hafta süreyle bu etkinlikleri yapıyoruz. İnsanlara oyun geliştirmeyi ve Unity dersleri yapmaya çalışıyoruz. Arzu ederseniz bunları takip edebilirsiniz. Microsoft'un da bu şekilde planı varsa bunları elbette duyuracaktır. Sorulara bakıyorum. Birçok kişiden sesle ilgili şikayetler gelmiş. Arkadaşlar mikrofonu tekrar test ettim, değiştirdim fakat neden kaynaklı dair bir fikrim yok. Etkinliği de fazla bunlar uğraştırarak geçirmek istemiyorum.
Ufuk Yasin Orha sormuşlar. Peki bu söylediklerinizi öğrenmemiz için hangi bölümlere başvurmalıyız? Yazılım için yine bölümler var, ancak modelleme animasyon için bir bölüm bulamıyoruz ki çoğu kişinin de yurt dışı imkanı yok. Böyle bir durumda ne önerirsiniz? İnternetteki dersler ile yetinilebilir mi? Şimdi arkadaşlar bu ülkede, Türkiye'de bilgisayar mühendisliği okusanız dahi, yazılım mühendisliği okusanız dahi maalesef oyun üzerine eğitim verilmiyor. Şu anda oyun üzerine bir lisans programı yok. Yüksek lisans programları var Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ve Hacettepe Üniversitesi'nde yüksek lisans düzeyinde programlar var. Yanılmıyorsam, doğru hatırlıyorsam İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde de oyun programcılığı ile ilgili opsiyonlu dersler vardı. Bu konuda buralara bakabilirsiniz. Ama tabii işin ilk önce yazılımcılık tarafından bahsediyorum. Arkadaşlar bu süreçte hangi sektörde, hangi işi yapıyor olursanız olun, hiçbir zaman okuldan aldığınız eğitim sizin sektörde çalışmanıza yeterli olmayacaktır. Kendinizi geliştirmeniz gerekir. Örnek olarak ben çok iyi hatırlıyorum. Ben meslek yüksek okulu öğrenciliğim yıllarımda bize Pascal öğretiliyordu ve .NET piyasaya çıkmıştı. Türkiye'de maalesef uygulanan yöntemi de ben doğru bilmiyorum. Tabii şu andaki müfredat ne durumdadır bilmiyorum. Fakat eski dönemde şu anda da tam olarak yeterli olacağını düşünmüyorum. Benim şahsi düşüncem programlama eğitimleri aynı dil üzerinden tam 8 yıl boyunca verilmelidir. Tek dönemlik bir programlama eğitimi yeterli olmayacaktır. Burada her zaman arkadaşlar kişisel gelişim şarttır. Kendinizi geliştirmeniz gerekecektir. Modelleme ve animasyon konusunda arkadaşlar Türkiye'de güzel sanatlar bölümü var. Birçok üniversitede. Bu güzel sanat üniversitesine gidebilirsiniz. Özellikle animasyon bölümü olan bölümlere gidebilirsiniz. Bu konuda size fayda olacaktır. İnternetteki dersler ve kullandığınız, okuduğunuz kaynaklar elbette ki size yardımcı olacaktır. Fakat ne kadar çok kaynak okursanız okuyun, ne kadar çok internetten video dersi izlerseniz izleyin, bunları pratiğe dökmedikten sonra, tecrübe etmedikten sonra bir anlam olmayacaktır. Lütfen arkadaşlar bir şey okuduğunuzda veyahut bir şey yaptığınızda, bir program öğrendiğinizde bunu sürekli pratiğe dökün ve adım adım ilerleyin. Bu önemli. Şimdi Semih Yıldız sormuşlar. Türkiye'de bu sektör nasıl denmiş? Türkiye'de arkadaşlar yaklaşık 33 tane son Game Dev Map'ten baktığım kadarıyla 33 tane oyun stüdyosu vardı. Bu oyun stüdyolarında birçok oyun stüdyosu şu anda Türkiye'de mobil üzerine çalışıyor ve çok güzel işler yapılıyor. 3-4 oyun stüdyosu da PC oyunları üzerine çalışıyor ve yine güzel işler yapılıyor. Türkiye'de bu sektör devam ediyor. Bu sektörde girmek ve yapmak için eğer bir kariyer planlıyorsanız bu sektörlerde kariyer fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Üniversite 4. sınıf öğrencileri için TÜBİTAK 1512 ve Sanayi Girişim Bakanlığı destekleri var. Buralardan da projenize başvurarak projenize destek alabilir ve kendi oyun stüdyonuzu da kurabilirsiniz. Enes Apaydın sormuşlar. Türkiye'de nereden başlayabiliriz? Stajyer yetiştiren bir oyun firması hiç duymadım. Bu konu hakkında ne öğrenirsiniz? Nerelere gidelim başlamak için? Şimdi arkadaşlar, biz bu sektöre başladığımızda, şahsen ben kendi hayatımdan örnek verecek olursam, Türkiye'de oyun firmanın sayısı da çok azdı. Teknik girişim desteğinin yardımıyla yeni yeni firmalar kurulmaya başlanıyordu. Bugün de durum farklı, pek farklı değil. Oyun sektöründeki firmaların sayısı arttı fakat çok fazla güçlü, maalesef çok fazla güçlüyüz. Yani Türkiye'deki hiçbir oyun firmasının neredeyse milyon dolarlık bütçeleri yok. Bazı büyük kurumlarca desteklenen bazı firmalar haricinde. Şimdi bu şekilde arkadaşlar nereden
başlayabilirsiniz, nerelere gidebilirsiniz? Arkadaşlar bu işin benim temel olarak öğrendiğim tarafı usta çırak ilişkisidir. Yani bu işte yapılabilecek en güzel, seçilebilecek en güzel yöntem bir usta çırak ilişkisidir. Oyun sektöründen kendinize bu işte biraz daha uzmanlaşmış, biraz daha bilgi olan kişilere danışarak, onlara danışarak, onların fikirlerini alarak bu sektörü yapabilirsiniz. Daha ötesinde arkadaşlar, örnek olarak sizin yazılım alanına ilginiz var. Fakat bir başka arkadaşınız da modellemeye var. Bir diğer arkadaşınız çok güzel gitar çalıyor. Bu insanları beraber getirerek hep beraber bir oyun geliştirme süreci içinde bulunursanız en büyük kazanım bu olacaktır. Bunu bir staj fırsatı olarak görebilirsiniz. Ne kadar bir firmada uzman kişilerle birlikte olmayacaksınız da. Bunu bir fırsat olarak görebilirsiniz. Bu tarz yaptığınız küçük oyunları komünitelerde paylaşarak fikirlerinizi alabilirsiniz. Mesela Unity'nin komüniteleri, toplulukları bu açıdan çok gelişmiş topluluklardır. Çok güzel topluluklardır. Burada projenizi paylaşabilirsiniz. Türkiye'de bu alanda çok güzel çalışmalar yapılıyor. Örnek olarak Türkiye'de çok güzel gruplar var. Bu gruplara birkaç örnek vermek istiyorum. Bizim kurduğumuz Türkiye Oyun Geliştirici Öğrenciler grubu var. Bir başka grup olan Game Developers at Turkey var. Birçok farklı oyun grubu var. Bu grupları takip edip burada sorularınızı ya da insanların fikirlerini danışabilirsiniz. Bir başka önemli faktör arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Global Game Jam var. Global Game Jam'lere katılarak aynı ilgi alanında olan birçok insanla birlikte olabilir ve burada onlarla beraber oyun yapmanın keyfini yaşayabilir ve oyun yapmayı tecrübe edebilirsiniz. Size tavsiyem nacizane bu olur. Yani bu tarz topluluk ve bu tarz etkinlikleri takip etmeniz ve bu etkinliklerin içinde bulunmanız önemli olacaktır. Hüseyin Yıldız sormuşlar. Bir oyun firması nasıl kurabiliriz? Oyun yayıncılığı mı daha iyi Türkiye'de yoksa sıfırdan oyun yazıp pazarlamak mı? Şimdi arkadaşlar oyun yayıncılığı ile oyun geliştirici arasında çok fazla temel düzeyde farklar var. Bunlardan kısaca bahsedeyim. Şimdi oyun yayıncılığı ayrı bir uzmanlık alanı. Oyun yayıncılığına farz misal dağıtım kanallarını oluşturmanız gerekiyor. Bu konuda işin oyun yayıncılığı çok farklı bir dalı. Oyun geliştiriciliği ise arkadaşlar tamamen teknik bir süreç. Burada tamamen tercih sizin olur. Tercih size bırakın. Fakat oyun yayıncılığı arkadaşlar biraz daha maliyetli bir süreç olduğu için ben oyun geliştiriciliğini size tavsiye ederim.